Salatalar hem sağlıklı ve lezzetli hem de çabuk hazırlanabilen sayısız çeşitleriyle soframıza renk katar. Çeşitli salata soslarıyla ise lezzeti daha da artar. İster ordöv olsun, ister garnitür veya ana yemek olsun, biz salatayı her haliyle severiz. Marul, domates, salatalık ve havuçtan oluşan baharatlı bahçe salatası denen temel tarifimizi hazırladık. Bu arada vitamin ve minerallerin kaybolmaması için marul yaprakları uzun süre yıkanmamalıdır. Marulun hepsini kullanmayacaksanız harika bir yöntemle buzdolabında saklayabilirsiniz. Mutfak bezine birkaç damla limon suyu veya sirke serpiştirin. Marulu beze sararak uzun süre taze kalmasını sağlayın. Lezzetli malzemelerin yanı sıra hoş bir sosta enfes bir salatanın olmazsa olmazıdır. Soya sosu, sirke, yağ ve baharatlardan oluşan salata sosu çabuk ve kolayca hazırlanabilir. Bunun için 6 yemek kaşığı soya sosu, 7 yemek kaşığı zeytinyağı ve 6 yemek kaşığı şeri sirkesi karıştırılır. Eğer şeri sirkesi yoksa başka bir sirke çeşidi de kullanabilirsiniz. Daha sonra baharatlar ilave edilir. Biz reyhan otu ve frenk soğanı kullanmaya karar verdik. Küçük küçük doğranıp güzelce kıyılır. Doğrarken baharatları ezmemeye özen gösterilir. Çünkü eterik yağların kaybolmasını istemiyoruz. Baharatların küçük küçük doğranması en iyi yöntemdir. Baharatlar ve biraz toz biber bu soya sos, sirke, yağ karışımına ilave edilir ve iyice karıştırılır. Salata sosunu karıştırmak için miktarına göre çatal veya ağzı kapaklı karıştırma kabı ya da elektrikli süt köpürtücü kullanabilirsiniz. Tüm salata sosları için geçerli kural: servis etmeden hemen önce salatanın üzerine dökülür. Aksi takdirde salata diriliğini kaybeder. Salata sosu buzdolabında bir hafta kadar dayandığı için nefis sosunuzun miktarını da arttırabilirsiniz. Çekirdek ve kabuklu yemişler salatanın dört dörtlük olmasını sağlar. Örneğin hafif kavrulmuş kabak çekirdeğinin özel bir lezzeti vardır. Kızgın tavada kısa süre kavrulup biraz soya sosuyla sulandırılır. Salatanın üzerine serpiştirilir ve işte bu kadar. Afiyet olsun.